Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Bu video Amazon Games tarafından desteklenmektedir. Şimdi videomuza geçelim. Bugün karşınızda New World ile olacağım. New World MMORPG bir oyun türü ama daha önce oynadıklarınızdan daha farklı bir MMORPG. Belki biraz eskiler aşina olabilir bunun oyunun tür oynanışına, şekline, şemaline veya daha yakından bir örnek vermek gerekirse Albion Online diyebilirim. Bu tarzda bir oynanışa sahip. Ancak ben Albion oynamış birisi olarak Albion'dan daha çok beğendim. Albion benim için bayağı sıkıntılı bir oyundu. Neyse. Ben oyunu 50 saat kadar oynadım. Bu 50 saatte size hem beğendiğim kısımları hem beğenmediğim kısımlardan bahsedeceğim hem de oyunu anlatmaya çalışacağım. Yani bir rehber tadında, birazcık da ilk bakış tadında de ikisi bir arada bir video olacak gibi düşünebilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bu benim asıl karakterim. Yeni karakter olacak. Her farklı sunucuya... Aa, ping çok düşmüş. Neyse, çok iyi. Oyun hala beta'da bu arada. Bunu belirtmekte fayda var. Yani ne demek bu? Buglar olacak. Zaten buglar olduğu için... hani beta... Buglar olduğu için oyuncuları beta'ya alıp... Bugları oyuncular görsün, bize bildirsin, düzeltelim diye. Onlara takılmayacağız. Yani bug görürsek bildireceğiz. Edeceğiz. Ya da oyunda bir sıkıntı falan varsa bunlar tamamen beta olduğundan şu anda. Ama ping sorunu, yani ping kalmamış, 58 ping, hiçbir şey değişmiyor oyunda. Her sunucuya, yani region, her bölgeye, yani ne AP ne bilmiyorum. Ama South Amerika, bu Güney Amerika'nın batısı herhalde. United States, bu İngiltere Doğu mu? Ne oluyor lan? Yok, bu Amerika. Neyse, bunları kurtaramam işte. Bölge bizim seçeceğimiz kesim en az pingli olan Avrupa. Center Avrupa, orta, merkez. Avrupa merkez. Avrupa merkez seçeceğiz. Avrupa merkezde maksimum 4 tane karakter açabiliyoruz. Aynı sunucuya 4 tane karakter açamıyoruz. Mesela benim karakterim Laestrygon sunucusunda. Onu da şöyle göstereyim. Bakın, zaten kapalı. Karakter limitine ulaştı diyor. Trinor karakterim var burada. Tık, karakter. Yeni karakter oluşturmak için burayı seçemiyorum. Aynı şekilde bu world set, dünya setinde Vanheim eta'ya bağlı. Yani ben bunu selectlersem aynı şekilde gene kabul edilmeyecek. World seti farklı olan ve world ya yani world seti kısaca world seti farklı olan bir dünya seçmem gerekir karakterimi oluştururken. Bu arada oyun daha piyasaya çıkmadı. Bu kapalı betadır. Yani şu an alıp oynayabilirsiniz. 2 Ağustos'a kadar vaktiniz var ama geliştirdiğiniz karakter isterse son seviye olsun, silinecektir. Yani deneme kısmı gibi düşünebilirsiniz. Oyun çıktığında herkesin hesabı silinecek. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey, arkadaşlarınızla oynayabilmek için aynı world sette veya aynı world'da, kısa direkt şey yapalım, garanti olsun, aynı dünyada bir karakter oluşturmak olacaktır. Şu an benim karakterim Laestrygon'da ama bu değişebilir oyun çıktıktan sonra, ne olur bilmiyorum. Muhtemelen gene aynısını seçerim. Onun dışında belirsiz. Ya yani oyunu şu an almazsanız daha iyi olabilir. Yani ne ol ya da alın, size kalmış ama oyun sıfırlanacak. Hani biraz da emek isteyen bir oyun olduğu için sonradan üzülmeyin karakterin sıfırlandığında, buna dikkat edin. Ben şimdi
Eta değil, Epsilon, Lane Epsilon'da bir karakter oluşturmak istedim diyelim. Karakterimi oluşturdum. Zaten bir tane Vanheim Epsilon Roll Set'te bir tane karakterin olabilir. Siz arkadaşlarınızla oynamak için şu kısma bakmayın ya da şu kısmın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Dünya kısmında yani şunların, şu Manazik, Lestrion, Lane, Brigand bunların aynı olmasına dikkat edin. Lestrigon seçerseniz benimle birlikte oynama imkanınız var şu an için. Ama dediğim gibi oyunu alıp almak size kalmış. Zaten detaylıca bir incelemeden sonra karar veririz. Oyunun birazcık hikayesinden yarım yamalak çevrilmiş bir Türkçesinden size şey yapayım. Sinematik girdiğim vakitte. Binlerce yıldır gizemli Aternum Adası, fantastik efsanelerin kaynağı olmuştur. Ve şimdi onu buldunuz. Gemi inkazı, erzak veya müttefik olmadan temel yaşam ve ölüm yasalarının geçerli olmadığı tehlikeli bir dünyada yolunuzu bulmanız gerekecek. Büyü Aternum'dan akar, hayat getirir. Mucizevi şifa, ölülerin yeniden canlandırılması ve büyülü özelliklere sahip garip bitki örtüsü. Dehşet getiriyor. Sayısız ölüm ve diriliş döngüsü boyunca, sayısız yıkıma ve ruhun yavaş yavaş tükenmesine neden olma gücü. Böyle bir ülkede kaderiniz ondan ne yaparsanız yapmanıza bağlı. Yani demek istiyor ki şu sinematikte de görebileceğimiz üzere Eternum aramaların sonucunda mistik adayı sonunda buluyoruz. Burada ölüm ve yaşam döngüsü bildiğimiz gibi değil. Ölenler canlanıyor. Yani bir şey hakim buraya, nasıl diyeyim? Farklı bir hayat hakim burada. Yaşam var. Bu kadar uzun muydu bir sinematik ya? Neyse, her şeyden detaylıca bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Gene uzun, sıkıcı bir video olacak gibi düşünebilirsiniz. Ya da sıkıcı olmuyor herhalde. Anladığım kadarıyla yorumlarınızdan anladığım kadarıyla sıkıcı olmuyor uzun videolar. Sadece uzun oluyor. Ya bir de konuşmamı düzeltmem gerekiyor. Birazcık yani üzerine şey yaptım ama öyle bir anda olacak bir şey değil sanırım. Karakter oluşturma ekranı, body type dediği cinsiyet, ya kadın erkek seçimi yapabiliyorsunuz. Çok fazla detaylı bir şey yok. Böyle rastgele şey yapacağım. Burada vaktimi harcamayacağım. Saç. Kısa saç istiyorum. Şu güzel mi? Neyse. Uzunmuş. Tamam. Tamam, bunlar o kadar önemli değil. Zaten karakter silinecek. Zaten bu karakterle oynamaya devam etmeyeceğim. Oyunu daha rahat anlatıp öğretebilmek için. Hani oyunun yani karakterine ne alsam bir sürü özelliğin fonksiyon var. Yani kafanız karışacak. Yani oyun başından anlatırsak daha iyi olacak. Next. Girme. Tamam, şimdi bunun kullanımı geçelim. Oha, alınmış.
Zaten karakteri sileceğim. Hatta ben silmesem de silince için o kadar önemli değil. Sadece göstermek amaçlı. Başlayalım. Gitsin. Evet, burada Aeternum'u bulduğumuz zaman dilimi olsa gerek. Evet, şu an açık, kapalı beta olduğu için oyunda pek sıralar olabiliyor. Ama genelde şak diye giriveriyoruz. Ya ben de oyunun kasıyor. Yani kasmıyor. Gayet oynanabilir seviyede tutuyor. Arada bir kasıyor. Ben medium grafiklerle oynuyor olmam lazım. Aynen. Oyunun savaş mekanikleri çok hoş arkadaşlar. Böyle Dark Souls gibi ama Dark Souls kadar iyi değil tabii. Yine de güzel uyarlanmış. Yani düz vuruşlar her şeyi tutturmalı. Böyle klikledim üzerine. Target hedef aldım. Bir skill'lere basayım hedefe gitsin. Mümkün değil doşlayamasın ve yesin gibi bir durum yok. Siz de göreceksiniz zaten. Yani böyle Dark Souls'a benzer bir savaş sistemi var. Bayağı andırıyor. Oranları da andırıyor. Dark Souls'u da andırıyor. Bu konuşmalara geçeceğim. Bunlar önemsiz şeyler. Sinematiği de zaten keşke neyse. Kılıcımızı, yemeğimizi aldık. Şuraya bastım. Olay bu. Heh. Şimdi Offhand'e kalkan koyabiliyoruz. Birinci lele kılıç veya kılıç koyabiliyoruz veyahut diğer silahları takabiliyoruz. İkinci eli main hand'imiz 5 seviyede açılacak. Şurada yemek pot slotlarımız var. Bunlar da seviye atladıkça açılıyor. Şuralar çanta ve mücevher, yani ne bileyim yüzük, kolye gibi slotlara ayrılmış durumda. Buralar aletler. Bunlardan yavaş yavaş bahsedeceğiz. Şimdi ben zaten kendi karakterimde de kılıç kalkan kullanıyorum. Oyunda başlangıç olarak kılıç kalkan şey yapıyor. Yemeği yedim, ne oldu? Yemek bana 20 dakika boyunca 20 saniyede 40 can yenilemesi sağlıyor. Yo, pardon. Saniyede 40 can yenilemesi sağlıyor. 20 saniye boyunca ilk yediğimde. Ama bunu hasar yersem bu etki kayboluyor. Ama 20 dakikalık etki veriyor. O da %1 can yenileme her 2,5 saniyede bir. Azami canınızın %1'ini yeniyoruz. Bu yemeğin özelliği. Oyunda çok çeşitli yemekler var. Yani bir de şundan bahsetmesem, pardon, bahsetmesem olmaz. Şimdi Dark Souls'a benziyor demiştim. Bakın, adamın arkasına ulaşabilirsem göstereceğim. 81 hasar attım. Eğer arkasından vurursanız bu backstep olarak sayılıyor. Animasyona girmiyor Dark Souls'taki gibi. Ama ekstra hasar atıyorsunuz rakibin arkasından vurduğunuz her vuruş için. Onu vuramadım herhalde. Ya da bura örtücü olduğu için çok daha şey değil. Ama her vuruşta denedim onu ben şeyde. 62 vur. Şu an oyun kasıyor video çektiğim için. Birazcık onu düzeltmeye çalışayım. O kadar kötü yansımıyordur şey diyecektim. Ben kısayım şeyleri de. Bilgisayar çekmiyor anladığım kadarıyla. Şimdi korunmaları ağır vuruşlarla açabiliyorsunuz. Weapon Master'ı. Bu
Oyunda sınıf, class, onun gibi şeyler yok. Ne kullanırsanız onda gelişiyorsunuz. Mesela benim kılıcım gelişti, 2 seviye oldu. Ben şu yeteneği kullanacağım. Bu hoşuma giden bir... Yani çok... sade haliyle çok da hoşuma gitmiyor açıkçası. O toran tuşu tire, backspace, silme tuşunun solundaki tuş. Basıyorsunuz ve karakteriniz otomatik koşuyor. Buna ihtiyacınız olacak. Oyunda çok fazla yürüyoruz, koşuyoruz. Normalde oyun bende akıcı bir şekilde oynanılabiliyor. Video çekince çok bir takılmalar oluyor, onu fark ettim. Tabi arada bir kritik hasar da atabiliyorsunuz. Kritik şansınız da var. Ama dediğim gibi backstep her zaman arkadan, yani arkadan vuruşta her zaman yüksek hasar atıyor da gösteremiyorum. Yok, bu kritikti muhtemelen. Oyunun kendine has bir ağırlığı var. Pink'ten olduğunu düşünmüyorum ama Souls kadar akıcı olmadığını söylemem gerekiyor. Dark Souls'la karşılaştırıyorum çünkü yani hepimiz Dark Souls oynadık yani. Dark Souls 3'ten bahsediyorum bu arada. Şimdi oyun burada başlıyor. Eğitici kısmını geçtik. Tabi burada eğitici sayılır da. Olayı anlatmak gerekirse biraz flint toplayalım. Bunlar çakmak taşı mıydı? Neydi bunlar? Taş işte ya. Aynen, taş toplayalım geçelim. Flint adında bir taş türü. Türkçesini hatırlayamadım ne olduğunu. Bunlardan lazım olacak. Ama dikkat edin, ağırlığımız var. Eğer ağırlığımız 200 kiloyu geçerse, envanter ağırlığımız. Üstümüze taktıklarımız buraya etki etmiyor bu arada. Bak şimdi buraya getirirsem bunu arttı. Buraya çıkardım. Düzeldi. Şu ağırlık var. O da neyi etkiliyor? Eğer buradaki ağırlığınız fazla olursa rolünüz değişiyor ki bu giydiğiniz zırh türüne göre değişiyor. Mesela light armor set giyerseniz rolünüz yuvarlanma olarak devam ediyor ve %20 bonus hasar vuruyorsunuz. Medium zırh seti, yani şu light yazıyor ya, light chest bir şurada. Yani light set giyerseniz, yani yaptığınız hepsi light olursa, hepsinin olması gerekiyor mu bilmiyorum ama light zırh giyerseniz, yani light ya set giyersiniz artık. Light set giyerseniz %20 hasar artışı ve dodge'unuz şu şekilde oluyor. Medium zırhlar giyerseniz hızlı bir atılma sahip oluyor. Böyle yuvarlanarak rollenmiyorsunuz. Ve %10 mu hasar vuruyordunuz? %10 hasar vurup bir de %10 daha fazla kitle kontrol uyguluyor olabilirsiniz. Emin değilim. Ağır zırh giyerseniz de, yani metal plaka, onlar da yuvarlanamıyorsunuz. Şöyle küçücük bir atılma yapıyor. Bayağı bir enerjinizi yiyor zaten. Yani tank olacaksanız diyeceğiz. %20 kitle vurduğunuz kitle kontroller %20 daha uzun sürüyor. Ve daha az kitle kontrol mü yiyorduk? Tam hatırlayamadım. Bunları daha detaylı sonra konuşuruz. Şimdi burada bulabileceğiniz notlar var. Bakın, bu notları alın. Etraftaki her sandığı almaya çalışın. Ve
Şimdilik bu görevleri bir yapalım. Tamam, geç geç. Level atladık. Level kısmında belirtmem gerekiyor ki her levele 2 veya 3 puan veriyor olması lazım. Ben öbür karakterimle aynı gideceğim. Şimdilik. O hoşuma gitti onun oynanışı. Ben öbür karakterimde Kılıç Kalkan ve Warhammer kullanıyorum. Bundan dolayı STR ve Constitution veriyorum. Bunları bahsedeyim. STR birincil olarak kılıç, Great Axe, Warhammer, Hatchet'ın hasarını arttırıyor. Yani birincil olarak ne demek? Şöyle göstereyim. Mesela kılıç birinci olarak STR'den artıyor. İkinci olarak Dexterity'den artıyor. Şimdi Dexterity'ye bir tane verdim. Ne oldu? 82 idi. 82 oldu hasar. Ama STR'ye verdim. 82'den 83'e çıktı. Yani şöyle bir oran var. En azından kılıçta. STR'deki her puanın kılıcın hasarını %2 arttırıyor. Ama Dexterity'de bu %0,5 olarak artıyor. Yani her puan %0,5 arttırıyor benim kılıcımın hasar dexterity. Yani ben eğer kılıcım hasar vursun istiyorsam STR vermekte fayda var. Tabi STR'ye abanıp dex'e de itemler aracılığıyla arttırabilirsiniz. Ama bu sefer de çok saldırı üzerine gitmiş olacaksınız. Yani buna göre de dikkatli olmanız gerekiyor. Ben daha çok tank dövüşçü ön safa bir karakter gittiğim için Dexterity'ye hiç vermiyorum. Intelligence'a hiç vermiyorum. Fokus'a vermeyi düşünüyorum ama şu an vermiyorum. Ben STR ve Constitution veriyorum. Oyun başları olduğu için STR vereceğim sadece. STR vermemin sebebi hasar vurayım hızlı geçeyim bu oyunun ilk kısımlarını zaten cana çok da ihtiyacım olmayacak oyunun başları diye. Bu Respect tuşundan istediğiniz gibi sıfırlayabiliyorsunuz şu anda. Bu arada Great Axe ve Warhammer sadece STR'den alıyorlar. Yani siz dex vermek istediğiniz kadar da dex'iniz olsun bu ikisinin hasarı artmayacak. Yani şimdilik öyle söylesem yeterince anlaşılır olur. Mesela yay hayvan gibi dexterity'den hasar kazanıyor. Tüfek de aynı şekilde. Tabii tüfek ikincil olarak zekadan da kazanıyor. Ama dediğim gibi ikincil olarak bunlar. Şimdi görevimiz gidip 3 tane düşmüş drone'u haklamak. Bunları bir içinden geçeceğiz. Şurada bir tane buldum. Ağır vuruşla başladım saldırıya. Buna delme vurmuyormuş. Yani şöyle onu da Warhammer elde ettikten sonra göstereyim daha net anlaşılır. Şu an yediğimiz hasar çok önemli değil. Vurmuyorlar. Burada bakalım. Soru işaretli bir yer vardı. Burada gemi var. Gemi enkazı. Soru işaretli yerleri araştırın. Açılan gemi enkazlarıdır. Yani bölgelerdir. Onlara bakın. Eşyaları toplayın. Güzel eşyalar çıkıyor. Tabii şu an bu kadar önemsemesiniz de olur. Ya diyorum ya oyun çıktıktan sonra almanızda fayda var. Şu an çünkü oyunu denemek. Yani oyun hakkında fikir edinmek için oynuyorsunuz. O yüzden birazcık karakteriniz silinmesine hazır olmanız lazım eğer şimdi oynarsınız. Görevi bitirdik, geri yürüyoruz. Evet, oyunda bayağı yürüyoruz bu arada arkadaşlar.
Taş toplarken bir tane böcek buldum. Onu balık yemi olarak kullanabilirim. Zaten direkt balık yemi olarak geldi de. Tamam, görevleri alıyoruz. Ne filin toplamışız zaten. O yüzden sadece wood topla diyor. Şimdilik bu çalılardan, çırpıdan odun toplayabiliriz. Ya bu oyun sevdiğim bir türevi RPG. Ya böyle kendi ekmeğini kendin çıkar, yap. Ve hani yetenek gerektiren, ne bileyim, en azından bir skill shot gerektiren. Hele uzak menzilli silahlarda tüfek, yay, yani hepsini deneyimledim. Tutturmanız gerekiyor. Tüfekle vuruşları, yayla vuruşları. Ve her zaman o kadar kolay olmuyor. Şimdi kamp ateşi menüsünde craftlayabildiğimiz şeylere bakalım. O görev bizden bir tane bıçak. Deri yüzme bıçağı. Et bıçağı diyelim hadi. Craft üretmemizi istiyor. Üretelim bir tane. Ama benim burada size verebileceğim tavsiye, craft'a devam et deyip bu balta, orak ve kazmayı da yapmanız olacak. Yani malzemem olsaydı eğer oltayı da yapacaktım. Ciberim yok. Onu da buluruz. Sıkıntı değil yerde. Şimdi bunları kuşanmamız gerekiyor. Balta slotuna, çapaya, gerçi bunlar böyle gitmiyor. İki kere tıklarsanız kendi slotlarına gidecekler. Zırhları pantolonla, pardon, ayakkabılarla pantolonunu giydim. Burada kötü eşyayı direkt S'ye basılı tutarken sol tıka basıp E'ye basıyorum. Salvıcılıyor. Buraya bir tane papers geliyor. Ve eğer hani değerli bir, yani değersiz değilse eşya, birazcık da altın veriyor. Salvıcılamak da çok fayda var. Yani böyle direkt salvıcılayın, satacağım edeceğim diye uğraşmayın. Şimdi zaten satamıyorsunuz. Buralar gelişme, oyunun giriş kısmı olduğu için buralarda eğlencelik bir şey yok. Oyunu öğrenme kısmı, oyunu öğreneceksiniz yani burada. Tamamen size verdiği, gösterdiği şeylerle bunları deneyeceksiniz. 110 metre ileriye götürüyor beni. Bir tane boğa öldürdü, ben şurada gördüydüm ya, boğa. O kadar gitmeme gerek yok, bu mu? Başka bir şey. Ama şöyle kaya parçalarını yaptığımız, ürettiğimiz kazmayla kırabiliriz. Buradan filin değil, daha çok taş çıkıyor. Kızalım, görmüş oluruz. Tabii bizim elimizdeki kazma, oyunun verdiği ilk kazma, yani yapabildiğimiz ilk kazma olduğu için bayağı yavaş kazıyor. 17 tane taş elde ettik. Hop, burada bir buhar buldum. Yani vursa da vurmasa da o kadar fark etmeyecek şu an. Ben çalıları toplayayım, görüş açılsın. Evet. Öldürdükten sonra hayvanları bu şekilde derisini yüzüp etinden, derisinden yararlanabilirsiniz. Evet, 3 et, 12 tane de işlenmemiş deri çıktı. Şimdi diyor ki bana, git kamp ateşine et pişir. Görev bir tane istiyor sanırım, ben pişirebildim. Bu kadar pişireceğim. Tamam. Adamla konuşalım geri. Zırh verdi. Yay verecek görev ödülü olarak. Şuraya doğru yürümemizi istiyor. Gidelim bari. Şunları buraya, cephaneleri buraya kuşanabilirsiniz. Üzerinize ağırlık yaparlar. Şu ok cephanesi, şu tüfek cephanesi. Bildim.
Oyunda çok yürüyorsunuz arkadaşlar. Yani ya, oyunun beğenmediğim bir kısmı buysa yani budur. Yani yürüme kısmıdır. Gerçekten çok yürüyorsunuz. Çok gereksiz bir şekilde yürüyorsunuz. Bu notları ben hiç okumadım. Okumaya niyetim yok. Sadece görev icabı ve XP alayım diye orada burada bulduklarımın hepsini açıyorum. XP veriyorlar. Siz de açın onları. Bakın, ya da T'ye basın direkt. O açmıyor. Okumuyorsunuz bile. Pencere bile açılmıyor. Sadece XP'sini alıyorsunuz ve görevde ilerlemiş oluyorsunuz. Şimdi bu bakayım. Bu görev ana görev. Ana görevleri kesinlikle öncelikli olarak yapıyoruz. Ve direkt hızlı şekilde bitirmeye çaba gösterelim. Hop, buraya gitmemi istiyormuş bir de. Gemi inşasına hiç bakmadım mesela. Niye? Yani şu an oradan elde edeceğim değerli bir şey bile olsa önemli değil. Hani zaten silinecek çağ. Ben şu an bu çarda da oynamayacağım için o kadar emek göstermeye şey yapmaya yani boşa zaman harcamaya gerek yok. Evet, bizi takip etmemiş. Böyle lan. Umarım şuradan bir Warhammer çıkar da. Çıkmadı. Firestaff ve Lifestaff çıktı. Lifestaff göstereyim. Bir tekrar bekliyorsun değiştiriyoruz. Lifestaff doğa hasarı veriyor. Nature hasar veriyor. Doğal hasar. Nasıl çevirirseniz artık. Uzak menzilli ve vuruşları bana harcıyor. Ağır vuruş ve düz vuruşları da var. Lan niye tutturamıyorum? Bunda kalkanı kullanamıyorsunuz. Sadece kılıçta kullanabiliyorsunuz kalkanı. Bunun olaylarından biri de muhtemelen can basmak olsa gerek. Durabilirsem. Rastgele bir insana can basabiliyor muyum bilmiyorum. Ama seviye atladık. Bir bakalım yetenek. Bunları verelim de. Yeni yeteneğim. Protector Healing. Protector bakalım. Neymiş okumadım. Yeteneğe bakalım. Böyle bir lifestyle. Güzel hasar veriyor. Tamam, bununla da gösterebilirim anladığım kadarıyla. Şimdi. Bir yaratık bulalım. Oyunda şöyle göstereyim. Kesme, delme ve darbe hasarları mevcut. En basitinden. Yani fiziksel olarak. Element olarak ateş, nature, yani ateş, doğa, ve buz da var. Elektrik de var. Yani biraz şeyler var. Şimdi sadece şu olaydan bahsetmek istiyorum. Bir rakip var önümüzde. Buna ben vurdum kesmeyle. Bakın sadece 69 yazdı. Bir de kesme hasarı yazdı. Ve delmeyle vurdum. Bakın 94 delme ve aşağı doğru bir ok gösterdi. Aşağı doğru oku göremediyseniz tekrar vurayım dedim de çok kalabalık oldu. Aşağı doğru ok demek bu rakibin delmeye direnci var. Delmeyle az vuracaksın demek. Ama kesmede bir şey çıkmadığı için kesmeyle normal bir hasar atacaksın demek oluyor. Şimdi şunu göstermek istiyordum. Bu adamlar doğadan yukarı doğru ok hasarı yiyorlar. Yani doğa işaretinin üstünde yaprağın üzerinde ok, yukarı doğru ok var. Bunlar bu hasar türüne karşı zayıflar. Onları böyle kolaylıkla halledebiliriz. Ateş, Firestaff. Bakalım ateşe karşı nasıllar. Ateşten standart hasar yiyorlar. Daha uzun sürdü gördüğünüz gibi. Kesme. Lifestaff güzel. Yani hepsini çok beğendim aslında silahlarım da. En çok bana hitap edenleri seçtim. Kılıç ve Warhammer'dı. Ya bu artık çok oyalandım.
Lifestaff kalsın madem zayıflığınız Lifestaff'a. Hemen hızlı ilerlemek ve level atlama için şöyle bir değişiklik yapalım. Sıfırla ben para mı verdim az önce? Yok ya 20 levele kadar bedava falan. Ben para veriyorum da öbür karakterde. Ya yani para derken kastım oyun içi altın. Zaten he, oyuna verebileceğiniz parayla maksimum kozmetik ürünleri alabiliyorsunuz. Kostüm, cilt, boya, emot, ev eşyaları, simgeler ve paketler. Ya bu kadar. Kozmetik alabiliyorsunuz. Umarım ileride de böyle kalmaya devam eder. Kesinlikle pay to win veya pay to fast yani herhangi bir oyuna parayla müdahale edilemesi. Bu beni çok rahatsız eder açıkçası. Şu an oyunun şeysi güzel sistem. Fokusa verdik. Gördüğünüz gibi hasarımız arttı. 3 tane ağır vuruşta adamı indirdik. Evet. Şu an oyunun başları olduğu için hep sıfırlayıp direkt başka bir şeye geçebiliyorum. Deneme amaçlı da olsa. Eğlenceli bulduğum şeyle oynuyorum. Tabii benim Warhammer ve Kılıç Kalkan gitmemin sebeplerinden biri. Ben arkadaşlarla oynuyorum. Ve takım olarak oynadığımızda takımın eksiklerini kapamamız da gerekiyor. Arkadaşım büyücüyse ben de büyücü açmam. Hani açmasam açabilirim ama gerek yok. Ben tank oynamayı seviyorum zaten. Tank aldım. Arkadaşın önünde durayım. Arkadaş hasar çıkarsın. Ben tanklıyım. Olayı da. Yani takım olarak oynamanızda çok fayda var. Tek kişiden ziyade. Grup halinde. Yani 2, 3, 4 kişi. Mesela bir arkadaşınız tank, bir arkadaşınız healer, yani lifestaff kullanıcısı. Bir arkadaşınız buz, bir arkadaşınız da yaycı. Yani böyle sınıflar, şeylere dağılabilirsiniz rollere. Ki çok iyi olur. Ne kadar farklıysa takımımızdaki kişiler o kadar uyumlu olacaktır. O kadar güçlü olacaksınızdır. Şimdi oyun şey amacı, öğretici ama yeni girdik. Öğretici amaçlı salak salak görevler yaptırıyor. Yani basit basit hiçbir amacı olmayan görevler. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar iyi. Bu için gitmekte fayda var bunlarda. Fall damage oyunda fazla değil. Bakın yemeğin buff'ı gitmiş. Hemen bir yemek yiyeyim. Evet, 20 saniyelik bonus can yenilemesini alayım. Hemen canım yeniyor işte hasar yemezken. 20 dakika boyunca da can yenilemem var. Bu birazcık daha az can yenilemem. Nerede lan bizim adam? Ama yeteneği hiç kullanmadık değil mi? Oo. Lifestaff çok güzel. Bir bunu denemediydim. Onu da şimdi deniyor oldum. Geri kalan hepsini denemiştim. Yanılmıyorsam. En çok uzak mesafe olarak tüfeği kullandım. Yanımda taşıyorum. Yani ne kadar şurada tüfek vermiş. Ne kadar şurada kılıç, şurada kalkan, şurada Warhammer olsa da Warhammer'ı çıkartıp tüfek taktığım zamanlar oluyor. Özellikle hayvan avlarken yoksa kaçıyorlar. Şimdi tabii bunların mermi sıkıntısı oluyor. Bakın bu delmeden az hasar yiyordu. Ama kafa vurduğum için kötü geldi galiba. Ben de bir daha vurayım. Aynen. Kafa vurmak da önemli nişancılarda. Zaten ona göre bonuslar alıyorsunuz yeteneklerinizle. Şu an hani bir bonusunuz olmasa bile ileride olacak. Ben STR'ye gidiyorum. Tabii dengeli bir şekilde STR'ye gidiyorum. Full STR vermeyi denedim. Full can vermeyi denedim. Olmuyor. Dengeli gitmekte fayda var. Benim mesela yay okçu olacaksanız dexterity vermenize fayda var. Ama STR'de gidip dex STR yapabilirsiniz. Ya zaten niye? Çünkü kılıç kalkan
yakın savaşta sizi idare edecektir. Ya ise uzakta ya da dodge'larken, kite'larken. Bilmiyorum, sadece şey örnek. İstediğiniz kombinasyonu yapabilirsiniz. Ya ben mesela dediniz ki yaylan rapier oynamak istiyorum. Aba'nın dexterity olsun. Hatta böyle yay de, şey yay rapier bir de can da gidebilirsiniz. Yani bu şekilde tank tam tank olmazsa da yani bu bir şey olursunuz yani. Life staff artmış. Neymiş bu? Hiç okumayacağım şu an. Bunları yetenekleriniz var. Şunu açayım. Bir daha açılmadı tabii. Oyun ben bu başlarını gösterirsem iyice sıkılacaksınız. Hemen şey yapayım. Hani anlatacağım şeyleri yavaştan anlattım. Hemen. Sıkıntı değil. Şu karakteri sileyim, öbür karakterime geçeyim. Oradan devam edeyim. Oops. Daha detaylı olacak. Delete. O ismini yazmaya üşendim. Yay. Girdim. Girmek istedim. Tavsiyem oyunu çıktığı zaman, yani 31 Ağustos'ta olup oynamanızdır. O zaman oyun çıkmış ve hani ne yaparsanız yapın karakterinize faydası olacaktır. Şu an sadece deneme ve oyunun hani şeysi yani. Tabii yine alıp oynayabilirsiniz. Kafanıza göre hani karakter sinecek olsun ben oynamak istiyorum hoşuma gitti de diyebilirsiniz. Oynayın. Ben de öyle yapıyorum zaten. Ama çok abartmadan yapıyorum. Yani biliyorum ki silinecek, o yüzden ne bileyim saatlerce grind yapmıyorum ya. Yani saatlerce odun kazmıyorum. Gerçi oyun o kadar, sizden onu o kadar çok istediğini sanmıyorum. Bir Albion oynadım. Yani bırakın saatleri, günler, haftalarca kesmeniz gerekiyor bu şeyleri. Yani bu oyun konuda güzel yani. Rahat rahat ilerleyebilirsiniz. Benim karakterim bu. ağır zırh giyiyorum. Heavy zaten ağır oldu, ağırım. Yuvarlanamıyorum. Sadece şöyle bir atılmam var. Bir kullanmıyorum çünkü daha çok korunma kullanıyorum. O da ikisi de enerji yediği için genelde dodge'u kullanmıyorum, korunuyorum. Hatta dodge'u hiç kullanmıyorum diyebiliriz. Şimdi kılıcım var, çekicim var, bir de silahım var. Silahı işte değiştiriyorum arada bir şey olursa diye demiştim. Onun dışında bakalım PVS. Burada yazıyormuş. Bakın lightsa buradaki değer, yani 15 kiloyu geçmemişse buradaki değeriniz. Diyor ki %20 bonus hasar ve roll atıyorsunuz. Mediumsa yani 30'u geçmedi, 15'i geçti ama 30'u geçmediyse dodge quick hop, yani hızlı bir atılmaya dönüşüyor. Yani rolden daha kötü ama şu anki halimizden daha iyi bir atılma. %10 bonus hasar ve %10 kitle kontrol etkisi ekstra. Heavy zırhlarda ise dodge'umuz yani az önce gördüğümüz gibi yavaş bir sidestep, yani yavaş bir adım atıyor. Block stability, yani Dark Souls'tan daha aşina olduğunuz konu. Kalkana vurulduğunda, yani savunmamıza. Tabi böyle de savunabilirsiniz ama bu çekiç uzak menzilli vuruşları savunamıyor. Sadece yakın. Kalkan her şeyi savunuyor. Stamina'nın daha az gitmesine sağlıyor bu blok stability'si. Zaten bu kalkan bana %30 blok stability veriyor. Sırf Heavy Armor'lar giydiğim için buradan %15 blok stability'si geliyor. Yani %45 blok stabilitim var sadece buralardan ve kitle kontrol debuff etkilerim %20 uzuyor yani rakibe verdiği. Bir de benim
Blok stabilitim sadece oradan değil. Weapon Mastery'den bakalım. Şuradan da yakın dövüşün %15, yani oldu mu sana 60, %60 blok stabilitim var. Ya yani bayağı bir savunabiliyorum. Şurada da menzilliği savunma için %15 var ekstradan. Yani hem yakını hem menzillileri %60 mı? Belki de menzilliği daha fazla. Ya da daha az savunabiliyor. Onun matematiğini şimdi bilmiyorum. Daha 50 saat oldu oynayalı. Onun dışında göstermek istediğim temel mekanikler var. Oyun tabi belli bir yerden sonra bunlara ulaşamayacaksınız. Unutmadan şundan bahsedeyim. Mesela kamp atışı. Normalde kamp atışını Y tuşuna basarak inşa edebilirsiniz. Böyle koyup yere. Hatta göstereyim direkt ya. Koydum, benden 5 odun ve bir de flint istiyor. Bende hiçbirinden hiç yok. Gittim balta, yani bu arada eşyalarınızı geliştirdikçe daha hızlı ve daha şey hızlı şey yaptığınızı söylemiştim. Daha hızlı ve daha hızlı topluyorsunuz. Evet. VSU. Flint lazım. Buradan bir flint buldum galiba. Flint mi? Aynen. Aldım. Flintle taş aynı değil. Flint çakmak taşı sanırım. Çakmak taşı. Tamam, koydum. Artık burası hazır. Buraya gelip restlenebilirsiniz. Canınız çok hızlı doluyor. Rest kısmındayken. Yani artık burası sizde mesela öldüğünüz zaman burada bir spawn point'iniz var. Burada doğma seçeneğiniz oluyor. Onun dışında craft var. Yani basit şeyleri çakmak taşıyla buradan craftlayabilirsiniz. Yani ilk ihtiyaçlarınızı craftlayabilirsiniz. Sıkıntı olmadan. Tabii bu kamp tier'in de seviyesi var. Benimki 2. Normalde 3 olması lazım. Nereden atlayacağımı bulamadım. Ki de başkasının kamp atışından atlattım. Anlamadım nasıl olduğunu. Neyse. Basit şeyleri yapabilirsiniz seviyesine göre. Zaten şurada diyor. Bak Arcana Skill level 2, Camp Tier 2 diyor. Combo, Jump Pot'u ve Mana Pot'u için. Kaynaklarım yok, yapamıyorum. Şurası daha öğrenmediğim. Hani daha koşulları karşılamadığım kısım. Camp Tier 3'üm yok. Bir de Cooking Skill 50 yok. Yani Cooking Skill 50 olsa bu öğrenilmiş olacak. Ama yine de Camp Tier'den dolayı yapamayacaktım. Yani şöyle kırmızı gözükecekti diyebilirsiniz. Şu sekmeyi kapatırsanız kalabalık azalır ve daha rahat bir şekilde görürsünüz. Unlearn kısmı öğrendikçe yavaş yavaş görürseniz daha iyi olur. Eklendikçe. Tamam, bu basit bir kamp ateşi şey kısmıydı. Şimdi mesela daha gelişmiş şeyler yapmak istiyorum diyorsunuz. Önce depoya bir eşyalarımı koyayım. Depom bayağı dolu. Deponuzu mesela Everfall'da depom var benim. Bu settlement içinde. Bu settlement içinde şurada mesela üretim mi yapacağım? Pardon, şurada. Gidip buradan eşyaları alıp buraya üretim yapıp tekrar geri koymama gerek yok. Bu bölgede deponuzdaki eşyaları her yerden kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Burada taş işlemeciliği yapabiliyorsunuz. Buna değerli taşlar da dahil. Taşı böyle, yani gelip taşı burada taş bloğa çevirip 36 stone cutting, yani taş işlemeciliği tecrübesi kazanabilirsiniz. Bu tecrübe benim şu an 34 seviye. Bu zaten 0 seviye istiyor. Tier 3 istiyor mu? Tier 1 istiyor. Buradan gelip bunları işleyebilirsiniz. Amacı yani daha çok seviye atlamak için bedava yapabilirsiniz. Taş toplayabilirsiniz. Burada gemstone'lar var, cevherler var. Mesela ben şundan yapmıştım. Ve çekicimde var bu. Hasarımın %20'sini buz hasarına çeviriyor. Damage scale, yani damage artışı silahın yani taktığım silahın askeri hasarına veya
intelligence statıma bağlı olarak artıyor. Hangisi daha yüksekse, yani intim azsa silah statına göre artıyor. Silah intim fazlaysa ona göre artıyor. Burada çeşitli cevherler var. Cevherleri buradan yapıyoruz. Ben mesela burayı ben öğrendim. Ama gerçi öğrenmelik bir şey değil şunlar. Sıfırda da yapabiliyorsunuz. Malzemeleri toplasanız yeter. Şu malzemelerden bahsedeyim. Bu malzemeleri, modları düşman, ne bileyim, mağaralarda, zindanlarda böyle sandıklar oluyor. Daha çok neyle alakalıydı hatırlamıyorum ama o sandık diğer şeylerden farklı görünüyor. Zaten bir kere çıkarttıktan sonra o şekli hatırlarsanız yeterli. Onlardan rastgele bulabiliyorsunuz. Taşları ben balıktan da toplayabiliyorsunuz. Balıkçılık yaparken rastgele hazine sandığı tutma ihtimaliniz var. En azından denizde. Oradan da gelebiliyor bunlar. Başka türlü de gelebiliyor. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Bu ne bilmiyorum. Bu biraz zaten 25 seviye istiyor. Bunu hiç yapmadım. Expedition. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Downgrade var. Mesela neymiş? Ha. Bu downgrade'i başarırsanız daha iyi. Yani daha üst bir seviye eşyayı daha kötü bir seviye düşürüyorsunuz. Bu ihtiyaç olmadıkça kullanmanıza gerek yok. Bu şişeleri de düşman base'lerinden, sandıklardan toplayabilirsiniz. Bu zaten supply containers diyor. Oralardan çıkarabilirsiniz. Peki, şunları yazıyor mu? Ha. Bak, life bloom, life jewel, life mod. Ha. Aynen, bak bu çiçeklerden de bulabilir misiniz? Life bloom'dan şey. Bunlar çiçek isimleri. Life mod. Ne bilmiyorum. Sandıklardan da çıkıyordu ama ya. Dur, şurada sandıktan çıkan vardır. Shock Bulb, Shock Spy, Lightning Beetle. Bir dakika. No. Allah Allah. Neyse. Siz bana değil buradaki yazılana güvenirseniz daha iyi olur. Burada dere... Herhalde ben bunları buradan daha önce çıkardığım için mi bunlar yazıyor? Allah Allah. Neyse. Dragon Glory. Bunlar hep çiçek isimleri. Etrafta bunun bitki isimleri diye. Çiçek değil de. Yani yemek bitkileri de, yani yemek bitkisine, yani yiyebildiğiniz bitki, yani kabak da var. Ya yani sebzeler var, meyveler var. Okey. Baharatlar da var. Bayağı bir kapsamlı yemek yapabiliyorsunuz. Buraya geldim. Benim ses gitmiyordu. Bakayım. Ya dediğim gibi burası komple böyle devam ediyor. Burayı zaten seviye ilerledikçe öğreneceksiniz. Yani sizin sadece stone block ve şu gemlerle işiniz var başlarda. Yani gem koyabilirsiniz, iyi olur. Şimdi bu kısımlar zaten 50 seviye stone cutting, 100 seviye stone cutting falan işte. Daha yüksek seviye kısımlar, daha ben de yapmadım hiç onlardan. Workshop, burada yay, tüfek ve yay yapabiliyorsunuz öncelikli olarak. Ben bunu yapmayı öğrendim. Yani engineering, mühendisliğim 25 seviye üzerinde olduğu için bunu yapmayı biliyorum. Kaynak yok. Kaynağın nereden çıkarıldığını ayrımlayan şey. Ha. Demir kazarken çıkma ihtimali var bunun. Rail. Çok da çıkarmaya uğraşmayın bence. Çok kolay çıkan bir şey değil. Lakınızı yiyeceklerle arttırmanız gerekiyor. O konu daha şey bir şey ya. İki yer iki eşya falan. Hiç uğraşmadım. Silince için zaten. Şunlar çok önemli bakın. İlk işiniz gelip belli bir mühendislik seviyesine flint, ne bileyim, kazma, çapa falan kullanıyorsunuz ya. Bunları çöpe atmak yani. Bunlar çöp. Yani o kadar yavaş topluyorlar ki direkt iron şeye geçin. Yani iron bıçak, yani demir bıçak, demir balta, demir kazma, demir çapa ve gelişmiş oltaya geçin ki çok rahat edesiniz oyun başında. Bu çok önemli. Bilen işte. Değil. Repair kit falan. Repair kit'i, yani tamir etmek için repair kit şart değil.
Yani üzerindeki eşyalar siz ölünce... Ha, ondan bahsedeyim. Burada ev dekorasyonları var. Ondan önce ev dekorasyonu için. Bunlar daha kozmetik şeyler. Bunlara hiç uğraşmayın şu an. Öncelikle gelişmeye bakın. Kozmetiğe ne zaman uğraşırsınız? Artık hani oyunda bir olduğunuz vakitten sonra uğraşırsınız. Ya mesela steel kısmı var. Steel yapmak daha kolay şunları yapmaktan. Rare şeyleri yapmaktan. Çünkü bunları çıkarmak gerçekten şansa bağlı. Düşük ihtimallerle çıkıyorlar. Direkt zaten onları yapmaktansa buradan şu steel mining pick, steel orak bunlar çok önemli. Toplama hızınızı acayip arttırıyor. Bak gather speed ya yani toplama hızı %250 basic olarak. Bak iron'ınki %125, %170. Bunun yüzde yani tüm yüzde yani inanılmaz bir fark var aralarında. Direkt bunları uğraşın. Bunları yani en azından bir steel seviyesine getirmeye çalışın. Engineering'i arttırmak için zaten yay kullanıcısıysanız yay üretip durun ki daha kaliteli yaylar üretebilirim ileride. Bak mesela ben 205-245 değer aralığında üretebiliyorum. Yani 245 değerinde bir yay da üretebiliyorum. 205 değerinde de üretebiliyorum. Şansa bağlı olarak şuna rastgele, şu bar içinde rastgele verebiliyor. Ürettikçe bana engineering, bak şurada yazıyor kaç vereceği. Ürettikçe bana engineering verecek. Seviye atlayacağım. 50 olduktan sonra da steel üretmeye başlayabileceğim. Bunu uğraşıyordum en son. Çünkü steel gerçekten çok geç bile kaldım ben geçmek için. Ama hani uğraşmadığımdan dolayı dedim. Oyun çıkmış olsa hani şu an ben steel boş ver üstüne bile ne var? Tamam üstüne bile uğraşmaz. Yani en basit hangisine ulaşabiliyorsam bu zaten direkt ona uğraşırdım. Steel ise direkt steel'i yapıştırırdım. Ki evet öyle steel bayağı hızlı ulaşılabiliyor. Kolay ulaşılıyor. Direkt steel'le takılırdım bu aletlerde. İnanılmaz hızlı toplardım. Yani. İnanılmaz hızlı değil mi? Yani ama şununla arasında dağ kadar fark var. Hiç şey değil. Zamanınızı boşa harcamanızı azaltıyor. Bir o kadar sıkıntılı bir şey de değil. Ha, bu seviye atlarken şuna dikkat edin. Mesela 204 engineering veriyor. Şu malzemeleri istiyor. Şura ekstra malzemeler. Şunlar şart değil. Şu kısmı olsa yeter. Bunlar ne işe yarıyordu? Ekstra özellikler. Hani mesela yayı yaptım. 15 azot koyarsam değerlerini hani ne bileyim hasar değerlerini arttırma şansı veriyor sanırım. Bu da hasar değerini ve bir tane pasif skill ekleme şansı veriyor. Yani şans zaten bunlar çıkabiliyor. Hani yaparken siz ama bunlar da şans ekliyor. Bunlar da ekstra şey ekliyor. Mesela ben bunu yapacağım. Yayı. Yayım ne olsun ne versin? Dexterity versin. Hani bundan veriyorsunuz. Bunları da değerli eşya olarak düşmanlarınızın üzerinden yapalım. Üretim malzemesi olarak düşmanların üzerinden veya mağaralarda sandıklarla falan elde edebiliyorsunuz. Seviye atlarken dikkat etmeniz gereken 204 Engineering. Ben bu seviye atlama işini en hızlı şekilde nasıl yapabilirim? İhtiyacım olmayan malzeme benim ne? Kumaş. Ben kumaştan geliyorum o yüzden. Kumaş 2, Timber lazım ama diyorum. O zaman bana ne lazım belki ya diye böyle bakıyorum. Evet. Bak bu hem iron hem timber harcıyor gerek yok. Sadece timber harcıyor. Leather lazım değil. Oh mis. Geliyorum oh bir de 204 engineering. Oh direkt 5 tane oltayı craftla. Bana bir tek timber da lazımdı benim gittiğim tarafta. Leather'la cloth bana önemli. Çünkü ben iron'larla zırh yapıyorum. Timber'larla silah yapıyorum. Bu lazım. Ama kumaşla hiçbir şey yapmıyorum şu an. Leather'la da adam akıllı bir şey yapmıyorum. Bunlar bana az lazım olan şeyler. O yüzden direkt seviye atlamak için benden en az malzemeyi harcayan şeyi yapıyorum. Ve seviyemi atlıyorum mesela Engineering'de. Bir tane yaptım. 204 puan aldım. 44'üm şu an hala. 45 seviye oldum. 46 oldum. Hala 46'yım.
Sonra geliyorum bunların şeylerine bakıyorum. Benimkilerden iyi olan bir şey var mı? Yok. Benimkilerden hepsi kötü bunlar. O yüzden salvage'lıyorum. Zaten değerli bir şey olsa bir şey markette de satabiliyordum ama değerli değil. Burada odun işçiliği yapabiliyorsunuz. Topladığınız odunları timber'a çevirebiliyorsunuz. Lumber falan hiç bilmiyorum. Benim daha onlara ihtiyacım olmadı. Ama aşağı yukarı hepsi aynı mantıkla çalışıyor. Evet. Burada topladığınız cevherleri işleyebilir veya şu odunları burada kömüre mi? Kömürü de çevirebiliyorsunuz. Mesela demiri direkt iron toplayıp burada 4 tanesini ısıtıp yapabiliyorsunuz ama stili yaparken demir, flux ve charge lazım oluyor. Şu an ben stilde eşya yapmadığım için iron yeterli bana. Downgrade de dediğim olay şu, mesela stil yaptım ama stili iron'a çevirebiliyorum. Pek de gerekli bir şey değil. Şu şeyden harcıyorsunuz ama yani bunu ben stili demire çevirene kadar gidip demir toplar gelirim. Yani daha değerli bir şey yapmaya o kadar gerek yok. O size kalmış. Mesela buradan iron hammer yaptım. Ha bu arada ürettikçe siz yeteneğiniz artıyor. Hani seviyeniz geliştikçe. Mesela ben Iron Spear üretmiştim burada. Sırf Engineering seviyesi atlamak için. Daha oltayı keşfetmeden. Olta bayağı iyiymiş. Aynı şeyi veriyor ama daha fazla malzeme yiyor benden. Bak mesela burada bu arttı. Artık 205'ten aşağı üretmiyorum. Ama 250'ye kadar da üretebiliyorum mesela. Değer, yani işliğim arttığı için daha kaliteli eşya üretebiliyorum. Burada Forge şeyde silah milah üretebiliyorsunuz. Yani şu silahları üretebiliyorsunuz. Yaylan tüfeği zaten workshop'ta. Forge'da bu daha çok STR şeyleri. Burayı boş ver. Şurada da o insanların eşya satıp satın aldığı yerler. Buraya sat deyip herhangi bir şeyde satışa koyarsınız. Mesela amatistim var. Bunu satmak için tıkladım. Buradan fiyat belirleyebiliyorum. Koyabiliyorum. Sonra biri alırsa parası geliyor falan filan. Boşver. Bu kuyudan su çekebiliyorsunuz. Belli bekleme süresi var. Bunu bilmiyorum. Depo var orada. Burada arkana kısmında life stuff yani büyücülükle alakalı şeyleri yapıyorsunuz. Arcane diyor. Bu da arkana skill diyor. Yanlış yazılmadı bilmiyorum ama karışıyor işte. Arkana skill var, arcane var. Herhalde doğru yazılmıştır. Burada iron life stuff. Hiç üretmediğim için bakın 205 200 ile 205 arası bir eşya üretebiliyorum. Bana 200 ile 210 üretebiliyormuşum. Hiç üretmediğim için bunlardan. Bu modları bakayım. Modu nereden buluyorduk? Life bloom, life yani otçuluk diyorum. Toplayıcılık yapacaksınız. Ot toplayacaksınız. Eğer yani büyücü değil. Herhangi bir şey için toplamanız gerekiyor yani. Taşla her şeyle uğraşacaksınız. O kadar yani gerçekten eğlenceli ve toplama işinden zevk alabiliyorsunuz. Ortamlar zaten çok güzel. Burada ne bileyim soul wisp falan da üretebiliyormuşsunuz. Solbis üretebiliyormuşuz. Bunlar ileride işe yarıyor mu? Tamam. Neyse. Bu neymiş? Ha. Yaratıklara karşı mesela %9 ekstra hasar diyor. 5 dakika herhalde bir etkisi var. Çok anlamadım da. Benim seviyem yetmiyor buraya yapmaya. Çünkü şunlardan üretmedim. Kendi ana şeylerimden sonra bunları da üretebilirim. Bu büyücülük işleri de iş yapar yani. Benim için de uygun bir şey var mesela. Bu değil. Stamina mesela. Stamina korunma için iyi. Can yenileme vardı buralarda bir yerde. O da iş yapardı da. Bulamadım. Ya şu Corrupted şey de lazım oluyor baya. Yani gelip benim burada bunu da seviye atlatmam gerekecek. Ve şurada deri işleme var. Hayvandan topladığım derileri hop direkt işle gitsin.
İşlenmemiş halde bırakmayın, gerek yok. İşledikten sonra ağırlığı da azalıyor genelde. Ya burada daha ne var şey yapabileceğim. Downgrade'i boş ver. Tamam, öğrenmemiş bunları zaten. 50 seviye istiyor. Ben de o kadar toplamadım. 5 seviye miyim ben? Aynen. 5 seviye olmuşum daha. Dediğim gibi çok uğraşmadığım halde bu seviyelere ulaştım. Yani kolay. Yani bir de ben uğraşmış olsaydım şu an son seviyeydim ya. Gerçekten neredeyse son seviyeye ulaşmış olurdum şunlarda. Zaten K'ye basın. Şuradan bakabiliyorsunuz seviyelerinize. Yani şu Gathering kısmını ben uçmuştum yani. Şu kısımda da uçmuştum. Direkt bunlara yoğunlaşırdım zaten. En önemli kısımlar bunlar. Yani bu trade skill'deki her şey çok önemli. Özellikle gathering, refining çok önemli. Bunlar olduktan sonra şu crafting de oluyor. Silahlar zaten kullandıkça şey değil. Yani statlarım böyle benim. Ha, statlarda bahsetmem gereken şey var. Mesela ben bunu 36 seviyemle 36, buna seviyemle 31 vermişim. Bunlar zaten varsayılan olarak en az 5. Aynen. Ama benim Equipment'tan STR'ye 7 geliyor. Equipment dediği Equipment Equipment hangisi olur? Equipment sanırım şunun verdiği 7'yi diyor. Bakayım bir. Intelligence W. 7. 9. Neyse, o equipment kısmını bilmiyorum ama item buff dediği itemlerini sağladığı ve mesela mor kısım çok büyük, görüyorsunuz neredeyse verdiğim seviyeye kadar item buff var. Bunlar da çok önemli. Yani sadece seviyeyle arttırmıyorsunuz bu barları. Hem seviye, hem equipment, hem item bufflarla bu barları arttırabiliyorsunuz. Barları neden hepsine vermedim derseniz, barların şu her bir 50 seviyede bir sağladığı ekstra bonuslar var. Yani mesela %5 hasar yakın dövüş silahlarının normal vuruşlarına. Bir de %10 mining, kazı hızı, yani demir kazma hızı falan. Bu da bana %20 iyileşme etkisi sağlıyor. Ekstra iyileşme etkisi. Yani 10 canımı iyileştirecekse 12 canımı iyileştirecek. Bu da ve odun kırmızı arttırıyor falan da. Bunlar etkiler sabit değil. Değişiyor ve ilerliyorlar. Güzel etkiler. Ben bu şekilde şu an iyi gidiyorum. Belki ileride değişir. Burada neydi? Burayı göstermedim herhalde. Ha, burada kumaş yapabilirsiniz. Ben kumaş yapıyorum. Downgrade'i kapa. Unlearn'da kapa. Unlearn'da bir bakın. Hani ne var ileride diye de. Benim burayla işim yok. Burada daha çok büyücü. Yani light armor giyenler için. Ben bilmiyorum, belki ileride işim çıkar. Ama şu bana yetiyor şu an. Biber toplayıp burada buna çeviriyorum. Zaten seviyem gereği de onu onu getiriyor. Mesela ben hiç yapmıyorum bunlardan. Armoring skill arttırıyor. Çünkü ben o zaman bu armoring skill'i buradan arttırana kadar iron istiyormuş lan. Gerçi ben de şundan istiyordum metal zırhla. Evet, herkes her şeyi yapacak gibi. Mesela ben bunu şey yapmak istiyorum. Şunu alıp bir tane çanta daha yapacağım. İleride seviyede bir slot daha açılacak çünkü. Kolyeler falan, burası önemli tabii. Bu Jewel Crafting diye geçiyor. Jewel Crafting şu nasıl arttıracağız? Nasıl? Neyle arttırabiliyoruz? Ha, şunlarla arttırabiliyoruz anladığım kadarıyla. Oo, silver istiyormuş la bunlar. 20 tane yapsam 15 çarpı 20'den adam akıllı artmıyor bile. Evet. Neyse. Burası da biraz karmaşık bir şey. Buraya da hiç bulaşmadığım için çok detaylarını bilmiyorum. Ama burası da bana lazım. İşte kime ne lazımsa onu yapacak. Burası da mutfak, kitchen. Normalde böyle şatafatlı değil ama buranın seviyesini yükseltmişler. Yemek yapabiliyorsunuz. Bir sürü çeşitli yemek var. Bildiğiniz tariflerin dışında da yemekler var. Mesela ben şunları kendim buldum. Şunlar normalde yok. Etrafta dolaşırken tariflerini buldum. Bak, tarife bak ya. Et, limon, portakal, bal, karabiber. Ya ben daha limon, portakal görmedim.
oyunda. Ya 89 seviye diyor normal. Çeşitlilik çok fazla yani. Şu ete bak. Bunlara bak. Yani istedikleri bunlar topla yani bak şey mısır toplamıştım mesela onu biliyorum. Bunu görmedim. Bu sarımsakmış. Soğan var, havuç var ve her şey var. Bir sürü şey var. Yani yemek yapmak çok çeşitli. Yemek etkileri de çok güzel. Yani hadi bunlar basit. Sadece can yenileme veriyor da. Mesela Strange Foods 25 dakikada 10 şey STR sağlıyor ya da şurada var. Karışık var mesela. 6 STR, 4 fokus 25 dakikalığında falan değişik şeyler. Ben Dexterity ihtiyacım olduğu için. Constitution'lara ihtiyacım var. Şu mesela çok güzel bir tarif. Nereden bulduysam çok iyi oldu. 20 Constitution veriyor 30 dakikalığında. 20 ne demek? Aa, uçarım ben o yemekle. Yani bana portakal, limon, karabiber lazım. Ama 89 olmam lazım. 36'yım ben. Boyayı da mutfaktan yapıyorsunuz arkadaşlar. Az çok anladığınızı varsayıyorum. Olabildiğince her şeyi anlatmaya çalıştım bu grafik kısmında. Yani Covenant diyorum. Aliens'lar var. Mesela Marauder, Syndicate ve Covenant var. 3 Covenant, 3 Aliens'tan birini seçtiriyor oyun size. Bunu seçerken dikkat edin, arkadaşlarınızı ortaklaşa karar verip seçin. Çünkü PvP'de düşman olursunuz yoksa. Bu çok önemli. Arkadaşlarınızla ortak seçin bunu seçimi. Ben Covenant taraftarıyım ama mesela arkadaşlar mesela mor istiyor gibi. Eğer mor istiyorlarsa mor yapacağım oyun açıldığında gibi de. Gönülsüz de olsam yapacağım gibi. Belki çoğunluk sarı ister. Yani Covenant ister ona geçeriz. Yeşil isteyen yok şu an bizde. Size kalmış. Yeşillerin de kendine olayı var. Morların da olayı var. Covenant daha çok adalet, madalet falan. Bunlar barbarlık, onur, şöhret, kan, vahşet. Bunlar da zeka, kurnazlık, tuzakçılık, hainlik. Yani çok abarttım ama neyse o şekilde yani. Daha çok yani kurnazlık. Şey var. Görev kısımlarından bahsedeyim. Çünkü bunlara takılırsanız sürekli yapıp durursunuz. Main story bu önemli. Bunu yapın. Önce bunları oynayın zaten. Ben side story oynayıp durdum. Side story'lerin sonu neredeyse gelmiyor. Bunun side story'leri sadece gelişmek için yapmanızda fayda var. Main story yap hani ekstra bir seviye boost'u olsun. Yani seviye kolay atlayayım diye side story yapabilirsiniz ama main story en önemli şey burada main story görevleri. Bunlara odaklanın. Bu mesela olmadığı zaman ya da 20 levelde açılacak falansa gidip side quest yapabilirsiniz. Ya da faction onlardan bahsedeyim. Mesela side questlerim var üstünde zaten. Faction questleri göstereyim. PvP kısmına değinmeyeceğim. Daha PvP adamı şey yapmadım ama eğer hani şu işaret var ya şunu açmadıysanız ya şu PvP kapalıysa ya şu an benim kapalı. Zaten sadece şehirlerde açıp kapayabiliyorsunuz bildiğim kadar ya da öyle güvenli yerlerde. Öyle çıkabiliyorsunuz. Çığa çıkmaz açılmıyor. 30 saniye bekliyorsunuz. Yani uzaklaşabilirsiniz yeterince. PvP açıp çıkabiliyorsunuz veya geri yani istediğiniz yerde kapatamıyorsunuz veya açamıyorsunuz. Mecburen şehirde açıp kapatabiliyorsunuz. PvP açıkken PvP'si kapalı birine dalamıyorsunuz herhangi bir şekilde. Ama PvP'si açık birine dalabilirsiniz. PvP'niz kapalıysa hiçbir şekilde PvP'ye bulaşmıyorsunuz. Bulaşamıyorsunuz. Sadece PvP açıksa hem bakayım şuradan ne diyor? PvP açıkken 30 saniye şey %5 XP bonusu kazanıyormuşsunuz. Bunu ben az önce gördüm. O zaman PvP açık oynamakta fayda var. Eğer kalabalık takılıyorsanız ve ölmeyi sıkıntı etmiyorsanız. Ki ölünce olan tek şey ölüyorsunuz ve yani başlangıç yerini seçiyorsunuz. Eşyalarınız hasar görüyor o kadar.
Yani ne item düşürüyorsunuz, ne para düşürüyorsunuz, hiçbir şey düşürmüyorsunuz. Sadece eşyalarınız hasar görüyor. Mesela benim kılıcımın şu kadar bir hasarı var. Kullandıkça da hasar görüyor da onlar. R'ye basılı tutarken, repair şu an. Sol tıkladım. Ne diyor? 7,78 coin tamir bedeli para olarak. Bir de bir repair parçası diyor. Bende 237 tane var. E'ye bastım. Hop şöyle sırayla her şeyi tamir ediyorum. R'yi bırakmıyorum. Her şeyi tamir ettim. Bu kadar. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bu kadar. Şunu yükseltmeye bakın. Yani salvage deyin. Kullanmadığınız eşyalara. Yani gidin markette satayım çöp eşyayı falan yapmayın. Salvage direkt. Mesela ben Covenant'lı olduğum için Covenant'lıya gelip Faction Board aç diyorum. Burada görevler var. PV üstteki üçlü PV'yi yani yaratıklara karşı görevler, alttaki üçlü PvP görevleri. Bu PvP'leri almak için önce PvP açmanız gerekiyor. Bunlar biraz daha zor ve daha ödüllendirici görevler. Bunları hani kalabalıksanız veya yapmak istiyorsanız yapın. Önce şikayet etmiyorsunuz, eğlenirsiniz. PvE görevleri. Burada şu bağlı olduğunuz klana reputation, saygınlığınız artıyor. Saygınlıkta ne sağlıyor? Token, bir de görevler token veriyor. Mesela bu 393 token falan veriyor. Kaç veriyor? 461. Tokenlerle buradan güzel eşyalar alabiliyorsunuz. Token ve altında. Daha çok tokenle de gerçekten güzel eşyalar alabiliyorsunuz. Mesela Templar oldunuz. Saygınlığınız arttı. Buradan güzel eşyalar alabiliyorsunuz. Böyle de gidebiliyorsunuz. Seviye attıkça daha güzel eşyalar, daha güzel şeyler alabiliyorsunuz. Ama yapmak zorunda değilsiniz. Hani bu görevler niye sonu gelmiyor demeyin. Bu görevler sürekli geliyor. Hani siz yapmak istedikçe yapın. Alın. Dursun öyle. Yani geçerken alın. Yoksa çünkü bunların yürümek oyunda zaten sıkıntı dediğim gibi. Mesela ben şuraya koştum. Yani bir sürü görevlerim vardı. Oraya yürüyordum, buraya yürüyordum, oraya yürüyordum. Dedim bu oyun ne oluyor böyle yürü yürü bitmiyor. O yüzden ihtiyacınız olduğunda veya alın, dursun. Geçerken yanından alırsınız veya istediğiniz bir item vardır ona uğraşırsınız. O zaman şey yapın. Side questler de aynı şekilde. İhtiyacınız oldukça alın ya da alın. Hani yakından geçerken yapın. Önceliğiniz main quest olsun. Main questleri yapın. Affection var. Town Project. Buradaki görevleri ister alın ister almayın. Bu görevler daha çok Project Point sağlıyorlar. Tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Para sağlıyor. Territory Standing sağlıyor. Bir dakika. Territory Standing sağlıyor. O Territory Standing de şunu sağlıyor. Mesela benim Everfall'da 12 seviye Territory Standing. Seviye atladıkça şu özelliklerden birini seçerek mesela tabii her zaman seçemiyorsunuz. Mesela ben XP artış saçlıydım. %10 XP kazanıyorum Everfall'daki her şeyden. Gathering Speed'im %13 daha hızlı falan pişman. Böyle hani bu bölgede durdukça, iş yaptıkça, şunları yaptıkça Territory Standing şeyleri, görev möre yaptıkça bunlar artıyor zaten. Tabii buradan değil sadece. Bunlar ekstra şuralara etki sağlıyor diyebiliyor muyum? Buralar karışık şeyler. Bunları bilmiyorum daha. Çözemedim. Yani hiç bulaşmadım, hiç çözemedim daha doğrusu. Bu bug'a girmiş. Önemli değil. Bu kadından da alabiliyorsunuz. Gelip de mesela bu yan görev veriyor bazen. Onu alın, gidin. Bunu şey yapmayın. Bu community board yani. Burada ben hiç bayağıdır yapmıyorum bunları. İhtiyacım olmuyor çünkü. Oh, boğazım ağrıdı. Community Board. Yani Town Project görevleri diye geçiyor zaten. Faction Mission'ları da anlattım. Site'ları da anlattım. Main Story önceliğiniz. Main Story önceliğiniz ve şu kısım ikinci önceliğiniz. Yani şu Trace Skills kısmı ikinci önceliğiniz. Ondan sonra yani gelişmek için falan bunları yapabilirsiniz. Size kalmış. Anlatmadığım şu an bir şey kalmadı herhalde. Combat falan zaten hani anlattım yeterince. O size kalmış öğrenmek, deneyimlemek size daha zevkli gelecektir. Zaten kalabalık bir ortam var. Güçlü bir bilgisayarınız olursa iyi olur. Güçsüz bilgisayar kasabilir. Ama şehir içinde kasta da şey yok. PP hiç değinmedim bu arada. Güzel PP'si var. 50 vs 50. Clan savaşları.
Mesela bakın şu sarıların bölgesiydi. Morlar buraya saldırmış gördüğünüz gibi. Şu kadar şey yapmışlar. Şu barı tamamladıklarında muhtemelen o bölgeyi alacaklar. Morlar bu bölgeyi alıyorlardı az daha. Şuraya kadar geldiler. Yeşiller bastırdı. Savundular. Vermediler. Mesela buraya saldırı düzenlenecekmiş. Oha kırmızılar. Kırmızılar da şey oluyor. Yaratıklar. Oyuncu değil onlar. Yani şu an 3 tane mor, 3 tane yeşil, bir tane de sarının bölgesi var. Bu şekilde. Şu bölgeler yüksek seviye. O yüzden oralara kimse bulaşmıyor şu an. Zaten yakında da bulaşabileceğini sanmıyorum. Ondan sonra sıfırlanacak. Herkes sıfır seviyeye başlayacak oyuna. Oyunda herhangi bir pay to win'lik bir durum yok şu anda. Bu konuda çok rahatız. Haritada herhangi bir eşyanın nasıl bulunduğunu görebilirsiniz buradan. Ormanda ağaç, fiber, bitki, ney bu? Medikal ilaç bitkisi falan bulabilirsiniz. Grasslandlerde de bulabilirsiniz. Bunlar, yani Grassland'de daha rahat buluyorsunuz. Ormanda çünkü odun da çok oluyor. Ama bu çimen alanlarda bunlar daha rahat bulunuyor. Yüksek alanlarda madenler, Highland, dağlarda falan. Mesela şu soldaki mesela ne forest dedi ya. Hemen bakalım neresi forest. Forest'un simgesine bak. Mesela şurası forest. Ne? Ağaçlar var. Koyu bir yeşil arka plan var. Burası forest. Grassland'i bulalım. Bak şurası grassland komple. Çimen işareti falan. Yani o şekilde yapabilirsiniz. Bir sıkıntı değil. Başka. Yani şu objektifleri numaralandırabilirsiniz. Mesela tıkladım hop 2 numara. Ama yan görev oldu. Şimdi kaldır. Yani yolda uğrarsam gideceğim. Yani geçersem yakınımda. Ana görev öncelik veriyorum şimdi. Dediğim gibi hani yan görev yapmayın. İhtiyacınız olur o zaman yapın. Grupça takılmaya çalışın. Grupça takılmak inanılmaz faydasını görürsünüz. Tabii odun toplamaya falan beraber gitmezseniz daha iyi olur. Ama görevleri, savaşları hep beraber yaparsanız çok daha iyi. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi oyun hakkında beğendiğim, beğenmediğim kısımlara geçeyim. Oyun sevdiğim tarzda ve kesinlikle o kadar yorucu görünmüyor şu an. İtibariyle daha çok gelişmedim. İllaki bir yoruculuğu vardır ama sıkıntı edilmeyecek şeyler gibi görünüyor. Yani ne bileyim, savaş mekaniği güzel. Birazcık yavaş ve ağır pingli de hissettiriyor gibi. Pinge bakalım. Ama o düzelmeyecek şeyler değil onlar. Gameplay show FPS. 80, 90, 100. Evet o bazen fırlıyor. O beta olduğundandır diyorum. En kötü bir yıl içinde düzelir. O kadar rahatsız etmiyor PvE'yi de. Ama PvP'de biraz sıkıntı olabilir. Bilmiyorum. FPS'de yani yeterince iyi optimize edilmemiş. Evet. Ama şehir içinde kasması normal. O yüzden dışarıda zaten kasmıyor böyle benim. Onun dışında ev falan alabiliyorsunuz ama mesela bir ev almış buradan şöyle göstereyim. Enter house menü, enter bir. Ya böyle misafir olarak girebiliyorsunuz. Adam aslan şu. Eğer oyunun 140 liralık versiyonu alırsanız şu hediye geliyor. Başka hediyeleri de var da. Bunlar evlere size evdeki eşyalar size ekstra özel etkisi oluyor sanırım. Bak adam evini güzelce ayarlamış burada. Yani şekil şey yapmış da bunlar aynı şey dediğim gibi. Ekstra şeyler. Çık diyelim. Ev size ekstra bir ışınlanma noktası ve ölünce doğma yeri sağlıyor tabii. Onu da belirteyim. En önemli şey de hani oyunda yürümek çok sıkıntı ya. Şöyle bir çözüm geliştirmişler. Mesela şurada benim görevim var. Gittim. O yürüdüm 10 dakika gitti tamam yolda. Yaptım. Sonra geri 10 dakika mı yürüyeceğim? Hayır. Direkt game menü. Hatta o hani belki buraya tekrar görev verir diye buraya bir ateş kurabilirsiniz. Ateş kurduktan sonra game menü Respawn deyip ölüp Settlement'a dönebilir. Nearest Settlement'ı seçip ondan sonra görev alıp mesela burada eğer buraya verirse tekrar ölüp
Campfire'da doğmayı seçip inanılmaz kısalaştırabilirsiniz işi. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Çok şeyini görürsünüz, faydasını. Evet, benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. 1,5 saat olmuş. Hepinize iyi zamanlar diliyorum.